Zayir Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Python ile görsel reklam bir makro nasıl yazılır bunu öğreneceğiz. Programlamanın detaylarına inmeden sadece basit bir makro yazmak için gerekli bilgileri öğrenerek ilerleyeceğiz. Bu videonun sonunda Python ile yüzdesel bir makro yazmayı öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Şunu da söylemeliyim bu video programlama ilgili hiçbir bilgisi olmayan ancak ilgisi olan insanlar için hazırlanmıştır. Eğer az çok bilginiz varsa bu konuda videoyu biraz ilerleterek izlemenizi öneririm. Çünkü işe Fighting'de bir kurak başlayacağız. En baştan başlayacağız. Finalde de bu gördüğünüz Piano Tiles oyununda bir kod yazıp programımızın oyunun keyfini çıkartışını izleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Arama çubuğumuza python.org yazıyoruz. Buradan download kısmından artık izlediğiniz tarihte burada en güncel hangisi ise onu indiriyorsunuz. Ve daha sonra başlatıp kuruyorsunuz arkadaşlar. Ben de kurulu olduğu için göstermeyeceğim. Daha sonra buradan arama çubuğumuza jetbrains.com yazıyoruz. Developer Tools'a geliyoruz. Buradan PyCharm'ı seçiyoruz. PyCharm bizim Python yazmak için kullanacağımız editör arkadaşlar. Download diyoruz. Burada Community versiyonunu indiriyoruz. Eğer bir edu içeren bir mail adresine sahipseniz yani üniversite öğrencisiyseniz ya da bir üniversite öğretim görevlisiyseniz Professional seçeneğini indirip kullanabilirsiniz. Bunun aylık ücreti 80 dolar civarında diye hatırlıyorum ama ücretsiz şekilde kullanabilirsiniz eğer edu içeren bir mail adresiniz varsa. Community de işimizi görecek arkadaşlar, gayet de görecek. O yüzden biz Community indiriyoruz. Burada kurulum yerini seçeceğiz. Bu kısımda bir kısayolu oluşturmasını istiyoruz ve nokta pay içeren dosyaları oluşturmasını istiyoruz. Tanımasını istiyoruz. Bu yüzden bu iki seçeneği seçiyoruz. Next diyoruz. Install diyoruz bir şey demeden. Kurulumumuz tamamlandı arkadaşlar. Run PyCharm Community Edition Yani programı başlatıyorum. Confirm diyorum. Ve PyCharm Community 2022 başlıyor. Biz kodlarımızı burada yazacağız arkadaşlar. Öncelikle bize bir proje gerekiyor. Ne project diyoruz. Projenin nereye kurulacağını seçiyoruz. Daha sonra bunları ellemeden arkadaşlar create diyoruz. Projemiz oluşturduktan sonra böyle bir yer çıkıyor karşımıza arkadaşlar. Burayı siliyoruz. Ve şimdi başlayabiliriz. Makro yazmamız için bize neler gerekiyor onları öğrenmeye başlayabiliriz arkadaşlar. Öncelikle değişken atamayı ve print'i öğreteceğim size. Değişken atamak deyince kafanız karışabilir ama bunda hiçbir şey yok aslında. Ben A5 dediğim zaman A değişkenine 5 değerini atamış oluyorum arkadaşlar. Daha sonra print de yazmamız için gereken bir şey ekrana çıktı almamız, yazdırmamız için gereken bir şey. Ben buraya print A eşittir 5 dediğim zaman çalıştırdığımda buraya A eşittir 5 yazısı çıkacak. Buraya herhangi bir şey de yazabilirdim. Print buna yarıyor arkadaşlar. Şimdi if'e geçeceğiz. If eğer demek İngilizcede. Python'da ve diğer programlama dilleri de İngilizce üzerine kurulu olduğu için birçok İngilizce kelimeyi kullanıyoruz biz programlamada. Ben if dediğim zaman buraya bir koşul yazacağım. Öyle bir şey ki eğer şuysa, şuysa, buysa diyorum. Eğer böyleyse aşağıya benim yazdığım şeyleri yap diyorum programa. If a eşit eşittir. 5 ise diyorum. Buraya iki nokta üst üste koymayı unutmuyorum. Print if bloğunun içerisindeyim yazsın arkadaşlar. Buraya tırnakları koymayı unuttum. Çalıştırdığım zaman bakın arkadaşlar. Ama eğer A4 olsaydı giremeyecekti buraya ve hiçbir şey yazmayacaktı ekrana. 5 olduğu zaman yazıyor. If bu işe yarıyor arkadaşlar. If'e bir koşul veriyoruz ve eğer bu koşul doğruysa içine giriyor ve içindeki şeyi yaptırıyor bize. Şimdi For while'a geçeceğim. For ve while döngüler arkadaşlar bizim sonsuz döngü oluşturmamız için ya da bir şeyi bir işlemi defalarca kez bizim seçtiğimiz kadar sayıda yaptırmak istiyorsak for ve while kullanıyoruz. For şu şekilde kullanılıyor. Mesela ben for i in range diyorum. Ve buraya 3 yazıyorum. 2 nokta üstü koymayı Buraya print. Bir şeyler yazarsam ve çalıştırırsam bunu 3 kere yazacak buraya. 5 yapsaydım 5 kere yazacaktı. While döngüsü neyse arkadaşlar. Ben buraya bir değişken atıyorum başlangıçta. A eşittir işte 5 diyorum. Ve while A küçüktür 10 diyorum. Yani A 10'dan küçük olduğu sürece ben bu programın içine while'ın içine neler yazdıysam onları çalıştır diyorum. Buraya print. şeyler yazıyorum. Ve hani bu şekilde bırakırsam bu sonsuz döngüye gider arkadaşlar. Çünkü A her zaman ondan küçük olacak değil mi? A hiçbir zaman 5'den değişmeyecek. Hep 5 kalacak. Ve bu sonsuza kadar işleyecek. Bakın. Sürekli yazıyor. Programı durdurmak için CTRL'e yapıyorum. Ben istiyorum ki bu A her seferinde 1 artsın. Bunu da şu şekilde yapıyorum. Art eşittir. 1 dediğim zaman A her seferinde 1 artacak ve burası 5 kere çalışmış olacak. Şu makro yazmamız için bize gereken birçok şey öğrendik bile arkadaşlar. if öğrendik. Değişik oluşturmayı öğrendik. while sonsuz döngü yapmayı öğrendik. For'u öğrendik. Ve şöyle bir yöntem daha var sonsuz döngü yapmak için. Onu da göstereyim. Şöyle while true yazdığım zaman buraya. print Dediğimde bu bir sonsuz döngü oluşturuyor arkadaşlar. Son olarak şu mantıksal operatörlerden de bahsedeyim. While ve orada ifte yanına koşul olarak kullandığımız şeyler mantıksal operatörler kullanıyoruz onlarda. Arkadaşlar bu eşittir demek. Bu büyük eşittir demek. Eşittir demek ve bu eşit değildir demek. Mantıksal operatörleri de öğrenmiş olduk. Şimdi kütüphanelere geçeceğiz. Kütüphaneler şöyle bir şey arkadaşlar. Python için oluşturulmuş birçok kütüphane var. Python developerları sürekli Python için yeni kütüphaneler geliştiriyorlar. Bu kütüphane de bizim birçok işlemi yapmamız için işimizi kolaylaştırıyor. Aslında bunu Finder'e import ettikten sonra göstereceğim arkadaşlar. Import işlemini göstereceğim ama import etmeden önce bizim gidip buradan file'a basıyoruz. Settings'e geliyoruz. Buradan projemizi seçiyoruz. Interpreter diyoruz. Ve buradan artıya basıyoruz. Makro yazmamız için bize gereken iki şey var arkadaşlar. Birincisi Paya Otogay Kütüphanesi. Bu author al sweet cards olan kütüphaneyi install package deyip indiriyoruz. Bize yerken ikinci kütüphane de görselleri yakalamamızı sağlayacak image search kütüphanesi. Python image search yazıp buradan Martin Nesin oluşturduğu kütüphaneyi indiriyoruz arkadaşlar. Bu kütüphaneler şöyle oluyor. Hani biz bir şeyler yazıp çalıştırıyoruz. Ama hani bu çalıştırmamızın öncesinde bu kütüphanenin yazarlarının oluşturduğu yüzlerce binlerce kod var bunun arkasında ve bunun sayesinde biz birkaç anahtar kelimeyle bu kodu çalıştırabiliyoruz. Bunu söylediklerimi kodlama yaparken daha net anlayacaksınız, daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bu kütüphaneleri indirdik. Bununla kalmayacağız. Import kelimesini kullanarak bu kütüphaneleri programımıza tanıtacağız. Import pyautogui diyorum. Daha çıkmadı sanırım inmemiş. Burada önerilenler çıkacak hatta. Evet çıktı. Chrome diyeceğiz buna. Chrome. Python Image Search. Nokta. Image Search. Import. Image Search diyeceğiz arkadaşlar. Bunu bu şekilde yazın. Daha kullanışlı olacak. Şimdi bu PyAutoGuy bizim klavyemizi ve mouse'muzu kontrol eden bir ifade. Image Search'te bizim tanıttığımız görselleri yakalayan bir kütüphane. Şimdi arkadaşlar öncesinde bunun öncesinde öğrendiğimiz if, if while, for'u falan hakkınızda tutun. Şimdi bu PyAutoGuy ve Image Search'te nasıl çalışıyor bunları da anlayacaksınız. Buraya PyAutoGuy nokta left click dediğim zaman ve buraya bir koordinat girdiğim zaman 300'e 500 olsun. Ve bunu çalıştırdığım zaman bakın arkadaşlar masum bir anda buraya geldi. Demek ki burası 300 ve 500'müş. Koordinat olarak. Şurayı 600 yapıyorum. Çalıştırdığım zaman buraya geldi mouse gördüğünüz gibi direkt. Bu pay otogar left click bizim mouse'umuzun istediğimiz üzere sol tıklamasını sağlıyor. Bunu right click yaparsak da silelim. Right click yaparsak da sağ tıklayacak arkadaşlar. Paratogay mantığını anladıysak e geçeceğim. Şimdi bana bir görsel lazım arkadaşlar. Ben atıyorum. Buraya tıklamasını istiyorum programın. Search, adından da anlaşılacağı üzere. Görseli tanıyan bir program kütüphane. Ben bunu özür dilerim indirmem gerekiyor. Ben burada bu arama butonuna basmasını istiyorum bunun. Bunu kaydediyorum masaüstüne değil. Bu programın olduğu yere kaydedeceğim. Python Projects YouTube kısma kaydediyorum bunu. Bunu de tıkla yapayım. Arkadaşlar programıma geri dönüyorum. Bakın burada geldi tıkla. Ben bir değişken atıyorum buraya. En başta A 5 işte dediğim örneği hatırlayın. Bu tıkla değişkenine hemen bir değer atacağım. Koordinat atacağım daha doğrusu. Bu tıkla nokta PNG'nin olduğu koordinatı atacağım. Image search şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Buraya image search yazıyoruz. Daha sonra Ezicinin altındaki tuşa basıyoruz. Nokta slash diyoruz ve buraya hangi görseli tanımak istiyorsa o görselin ismini tam anlamıyla yazıyoruz böyle tamamen yazıyoruz. Tıkla nokta png yazıyoruz. Bu jpeg dosyası da tıkla nokta jpeg yazacaktık. Bu şekilde yazdıktan sonra arkadaşlar artık bizim tıkla değişkenimize atanlı bu değer. Şimdi if diyorum. Tıkla 0 Eşit değildir eksi bir ise. Buradaki sıfırın mantığı şu. Bizim x koordinatımız 1 olsaydı da y koordinatımız olurdu. Bu micro yazarken bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Bunun adabı böyle. Tıkla sıfır yazıyoruz. Bu eğer tıkla koordinatının x koordinatı daha doğrusu tıkla görselinin x koordinatı eksi birin içinde değilse. Yani eksi bir ne demek burada? Bizim ekranımız arkadaşlar eksi bir yok bizim ekranımızda öyle bir koordinat yok. Yani bu ekranın dışında değilse diyor. Yani ekranın içindeyse eğer. Ben şunu yap diyorum sana. Paya otogay. Nokta left click. Tıkla. Sıfır. Virgül. Tıkla. Bir. Hani burada en başta 300-500 yazmıştım ya. yani bu 300 ve 500 koordinatlarına tıklıyordu ben diyorum ki tıklanın olduğu yerin yani tıklanın olduğu yeri bu koordinatın çıkart şu Bunun x koordinatı ve y koordinatına tıkla diyorum ben. Her neredeyse artık. Bunu tanıyor ve tıklıyor. Şimdi arkadaşlar programı başlatmadan önce benim tabii ki şey açmam gerekiyor yani. Burayı açmam gerekiyor. Bunun öncesinde bizim şunu da söyleyeyim. Import. Hem kütüphanesini zaten söylemiyorum. Bunu indirmemize gerek arkadaşlar. Sadece tanıtmamız gerekiyor. Import time diyoruz. Ve şu anahtar kelimeyi kullanacağız. Bunun mantığı şu. Ben buraya slip dedikten sonra eğer buraya kaç yazdıysam, program bu süre boyunca, bu saniye, 3 saniye boyunca çalışmayacak. Ben buraya yazarsam, if'ten sonra yazarsam slip dedikten sonra 5 saniye boyunca çalışmayacak program. Yani duracak ve sonra kodları okumaya devam edecek. En baştan, en aşağıya doğru. Ben time.slip 3 dedim çünkü 3 saniye sonra başlasın istiyorum. Çünkü ben programı başlattığım anda başlayacağı için bu tıklayı göremeyecek sonuç olarak. 3 saniye bekledikten sonra ben burayı açacağım ve programa tıklayı arama butonunu görecek. Ve tıklayacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun olduğu yere gitti direkt. Tam hesaplayamadık biraz daha küçültmemiz gerekiyordu. Ama programın onu tanıyıp gittiğini görebilirsiniz buradan. 3 saniye sonra direkt olarak gidiyor buraya. Evet arkadaşlar şimdi her şeyi öğrendik. Geriye kaldı piyano oyununda bizim için oynayan bir program yazmak, makro yazmak. Oyun şöyle arkadaşlar. 3 tane seçeneği var. Biz frenzy seçelim. Burada 30 saniye boyunca ne kadar tuşa tıklayabiliriz? Eğer yanlış tıklarsak siyahları sileceğiz sadece. Ben gider beyaza tıklarsam oyun bitiyor ve eğleniyoruz. Programımızın tanıması için ben bir görsel alacağım buradan. Ok dedim. Şimdi arkadaşlar şöyle görseli alıyorum bazen tanımayabilir program. Onun için tekrar tekrar ses alırsınız. Bunu kaydet diyorum. Buton diyorum ve kaydediyorum programımızın olduğu dosyanın içine. Kaydettim. Ve geldi buraya görüyorsunuz. Buton.png Şimdi yapmamız gereken şey çok basit arkadaşlar. Birkaç satır kodla neler yapabileceğimizi göreceksiniz. Öncelikle ben bir time.slip deyip programın bir 3 saniye uyumasını istiyorum. Daha sonra ben bir sonsuz döngü oluşturuyorum. Bu arada şu da önemli arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Ben buraya while yazdıktan sonra enter'a bastığında bakın bir tab boşluk bırakıyor. Ben yani tab bastığımda buraya geliyor. Bu tab boşluğunu bırakmamız gerekiyor. Eğer ben bu şekilde yazarsam bunu while'ın içine almaz ve hata verir. While yazdıysam buraya bir tab boşluk bırakmam gerekiyor. While'ın içine buton seçeneğimizi tanıtıyorum. Buton eşittir. Image Search. Nokta Slash buton nokta. Ben'e geliyorum. Şimdi Bu sonsuz döngünün mantığını biliyorsunuz. İçerisinde ne kadar şey varsa okuyor ve en son satırdan sonra en başa dönüyor. Bir daha okuyor, bir daha başa dönüyor. Biz bunu yaptık çünkü. Biz tıkladıktan sonra bunlar yok oluyor bakın. Yok oluyor. Biz buton tanı dersek, biz while'ın dışına yazarsak bunu buton tanıdıktan sonra başka bir buton tanımaz. Yani hep bu koordinatı tıklar. Hep bu aynı ilk buton nerede görürse hep o koordinatı tıklar. Biz bunun olmasını istemediğimiz için biz gidiyoruz ve bunu while true döngüsünün yani sonsuz döngünün en başına yazıyoruz. Her seferinde yeni butonu bul. Onu seç, tıkla. En başa dön, bir daha tıkla. Bu şekilde yapmamız lazım. Şimdi ben bu butona tabii ki left click yapacağım. Third kaynaklı kind of left click buton 0 virgül buton 1 dedim. Arkadaşlar bu kod çalışacak. Çatır çutur çalışacak. Tıklayacak oraya göreceksiniz ama şöyle bir şey de eklemek istiyorum ben. Buraya bir if de ekleyeceğim. Eğer ki ekranın içinde hissedeceğim. Ekran dışında değil hissedeceğim. If buton 0 eşit değildir. Eksi 1 Bazı click koordinatları tıklıyorum. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Ve programı bırakıyorum. Program kendi kendine oynuyor görüyorsunuz. Kendi kendine çalışan bir program yazdık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Python'da görsel ekran ve makro yazmak bu kadar kolay arkadaşlar. Sadece 9 satır kodla hatta şunu şöyle yaparsam sadece 8 satır kodla bizim için oyun oynayan bir görsel ekran bir makro yazdık. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve anladıysanız bunu mutlaka sizin de yapmanızı istiyorum. Kendiniz deneyin, yapın ve sonucu skorunuzu SS alıp Discord kanalımda paylaşın arkadaşlar. Bakalım benim skorumu geçebilecek misiniz? Evet videonun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bir şeyler öğretebilmişimdir. Artık siz bu program ile bu PyTogay ve ImageSearch kütüphaneleri ile başka neler yapabileceğimizi kendiniz halledin. Programlamanın sınırı yok arkadaşlar. Ben bu videoda olabildiğince yüzeysel bir şekilde makro nasıl yapılır bunu anlattım. Ne kadar basit olduğunu görün istedim. Eğer başaramazsanız asla moralinizi bozmayın. Çabalıkça daha iyi kavrarsınız her şeyi. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz çekilerin devam etmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Sizin yapacağınız iki tıklamanın beni ne kadar mutlu edeceğini ve motive edeceğini tahmin edemezsiniz. Kendi piyano makronunuzu yazdıktan sonra skorunuzu esas alıp Discord sunucumda Python kanalında paylaşmayı unutmayın. Mutlaka bekliyorum. Oyunun linkini ve videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Teşekkür ederiz için. Hoşçakalın.